Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Gerçekten 3 milyonu geçen Bursa'mızın özellikle katı atık yönetimini, çöplerinin bertarafı noktasında önemli bir hamleyi daha hayata geçirdik. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii gelişen teknolojilerle birlikte ülkemizdeki atık yönetimi çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmekte. Bizler de mevcut durumda depolama sahalarında deponi gazından enerji üretim testleri işletmelerini yaparken düzensiz depolama alanlarını da bir bir kapatarak yeşil alanlara ve botanik parklara dönüştürüyoruz. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin atık yönetimi konusunda yeni yatırımları hayata geçirerek Bursa'mızın geleceğine daha sağlıklı yön veriyoruz. Bilindiği gibi şehrimizin doğu ve batısındaki katı atık testlerimizi 2014 yılında hazırlanan Bursa Entegre Katı Atık Yönetim Planı doğrultusunda işletiyoruz. Ancak mevcut şartlar göz önüne alındığında bu planda bir revizyon ihtiyacı oluştu. Biz de çalışmalarımızı başlattık. Uygulayacağımız projeler doğrultusunda şehrimizin katı atık depolama alanlarında entegre tesisler kurarak süreci yönetmeyi hedefliyoruz. Şehrimizin batısında yer alan Yenikent düzenli depolama alanında yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle bazı sorunlar yaşanıyor. İnşallah orta ve uzun vadede bunları kaldıracağımızı ifade etmiştik zaten. Amacımız en kısa sürede yeni bir alan belirlemek ve sadece düzenli depolama değil, entegre katı atık tesisleri oluşturmak. Bu kapsamda başlattığımız çalışmalar neticelenmek üzere. İlçe belediye başkanlığım döneminde yapımına aracılık da ettiğim İnegöl düzenli depolama alanı entegre tesisleri için müsait. Bu bağlamda İnegöl düzenli depolama alanımızı entegre tesise dönüştürüyoruz. Çalışmalarımız başladı. Yıldırım, Kestel ve Gürsu işletmelerimizin atıkları İnegöl'deki Yeni Yörük katı atık depolama alanımıza yapacağımız aktarma istasyonunda toplanacak. Kestel civarında yapacağımız aktarma istasyonunda toplanacak. Aktarma istasyonundan İnegöl'deki Yeni Yörük entegre tesisinin nakliye işlemini ilgili firma yapacak. Taşıma işlemini de ilgili firma yerine getirmiş olacak. Kuracağımız fiziksel ve biyolojik atık işleme tesisiyle İnegöl düzenli depolama alanında entegre katı atık yönetim sürecini başlatmış olacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında İnegöl katı atık düzenli depolama alanında depolanacak atık miktarı %50 azalacak. Yenikent katı atık depolama alanında depolanacak atık miktarı da %35 azalmış olacak. İnegöl ve Yenikent düzenleme depolama alanlarında metan gazından toplam 12.2 megawattlık elektrik enerjisi üretiliyor. Üretilen bu elektrik enerjisi yaklaşık 60 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak seviyede. Atıklar ekonomik değere dönüştürülürken karbondioksit gazının oranına 28 kat daha fazla sera gazı etkisine sahip olan metan gazının atmosfere verilmesi de önlenmiş olacak. Çalışmalarımız tamamlandığında İnegöl Yeni Yörük katı atık depolama alanı entegre katı atık tesisine dönüşmüş olacak. Burada yapacağımız fiziksel ve biyolojik ön işlem tesisleriyle sahaya gelen atıklar ayrıştırılacak. Ayrıştırılan cam, karton, kağıt, metal, plastik gibi atıklar ekonomiye kazandırılacak. Kalorifik değeri yüksek olan atıklar ise atıktan türetilmiş yakıt tesisinde işlenerek çimento fabrikaları için yakıta dönüştürülecek. Geriye kalan atıklar da 25 bin konutun daha elektrik ihtiyacını sağlayacak enerjiye dönüşecek. Yüklenici firma tarafından İnegöl Yeni Yörük düzenli depolama alanı yapılacak olan entegre tesis yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olacak. Tesisin ilk aşaması bu yılın sonunda tamamlanacak. Belediyemiz hiçbir para harcamayacak. Bu yatırım yapılmış olacak. Tesisin üreteceği enerji ve geri kazanılan atıkların satış gelirlerinden belediyemiz ciddi bir oranda gelir elde edecek. Mevcut durumda bu tesisten yıllık 8,5 milyon TL'lik bir gelirimiz var. Bu rakam yapacağımız çalışmalardan sonra yıllık bazda tam 20 milyona çıkacak. Ayrıca bu zamana kadar doğrudan depolanarak bertaraf edilen atıklardan kısıtlı faydalar sağlanırken bundan sonra ülkemizin ve Bursa'mızın ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Belediye olarak büyük ölçekli bir çevre yatırımını daha hayata geçirmiş olacağız. Çevrenin korunmasına daha çok katkı sağlayacağız. Avrupa ülkelerinde görülen ya bizim ülkemizde mi de olur mu acaba denilen önemli bir projenin çok daha güzelini şehrimize gerçekleştirmiş oluruz. Ayrıca Bursa'mıza yeni bir istihdam sahası kazandırmış olacağız.
Yenikent katı atık düzenli depolama sahasına giden atık miktarı azalırken şehrin batısındaki çöp kamyonlarının trafik, gürültü ve görüntü kirliliği yükünde bir miktar azaltmış olacağız. Hamitler Mahallemizdeki bu katı atık sahasından kademe olarak çıkma hedefimizi gerçekleştirmek üzere büyük bir adım atmış olacağız. İnşallah çok yakın bir zamanda da katı atıkların depolanması, bertarafı, işletilmesi ve ekonomiye dönüştürme noktasında Bursa'nın bütün Türkiye'ye örnek olan bir şehir olduğunu hep birlikte göreceğiz inşallah diyorum. Tesisimizin hayırlı uğurlu olması temennisiyle emeğe geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.